Yani TOKİ'nin sattığı arsalardan haberim olmaz. İlgilenmem de, ilgi alanımız da değil. Hazinenin satmış olduğu arsalardan da bir haberiz. İlgi alanımıza da girmiyor. Bizi de çok ilgilendirmiyor ama belediyenin satmış olduğu arsalarla alakalı 6306 sayılı kentsel dönüşümden, riskli alanlardan Elazığ Belediyesi'ne kazandırılan arsadan bahsettiniz. Biz hem 2 yıllık lansmanda hem daha önceki meclis toplantılarımızda performans görüşülürken de bunu defaten de vurguladık. Bu bizim gururumuz, şerefimiz. Yani sattığımızın 20 katı Elazığ Belediyesi'ne arsa kazandırmışız. Bu belgelerle kanıtlanabilir. Çok rahatlıkla gidip Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden öğrenebilirsiniz. Yani buradan da şimdi ben şeyleri verebilirim, rakamları. Zafran'da 660 dönüm rezerv alan olarak Elazığ Belediyesi'ne kazandırdık. Aşağı Demirtaş diye bilinen üniversite arazisi olarak daha önce bildiğimiz kağıt fabrikasının ön tarafındaki 540 dönümlük araziyi de yine rezerv alan olarak Elazığ Belediyesi'ne kazandırdık. 1200 dönüm ediyor. Sadece iki kale. Bunun dışında Abdullah Paşa Mahallesi'nde 60 dönüm yine riskli yapı olarak Elazığ Belediyesi'nin tapusularına geçti. Ve Cumhuriyet Mahallesi'nde, mevzu herhalde muhtemelen odur, geçen hafta satmış olduğumuz Cumhuriyet Mahallesi'nde de 42 dönüm arsayı bedelsiz olarak Elazığ Belediyesi'ne kazandırdı. Bu saymış olduğumuz rakamlar yaklaşık 1300 dönüm, 1 milyon 300 bin metrekare ve tek kuruş ödemeden Elazığ Belediyesi'ne kazandırmışız. Tek kuruş ödemeden. Cumhuriyet Mahallesi'nde 42 dönüm arsayı geçen hafta sattık. 42 dönümün 27 dönümünü sattık. 27 dönümünden 72 milyon para kazandırdık Elazığ Belediyesi'ne. 72 milyon 27 dönümden. Tek kuruş para ödememişiz. 27 milyon 72 milyon para kazandırmışız. Kasamıza para koymuşuz. Burada malumunuz son günlerde bir de park meselesi var. Parklar satılıyor muhabbeti var. Yani halk bunlarla ilgilenmiyor tabii. Yani kendini bilmez, gazeteci diye de addetmediğimiz, kabul etmediğimiz, kabullenmediğimiz, sadece iftira kaynaklı, dedikodu kaynaklı, halkın beynini sulandırma, beynini bulandırma adına yazıp çizen insanlara buradan sesleniyoruz. Yani Elazığ Belediyesi bu arsalara tek kuruş para ödememiş, karşılığında 72 milyon kasaya para girmiş ve onlar riskli alanı bilirler mi bilmiyorum ama o yazanlar, çizenler, riskli alan ilan edilen yer 18 hektarlık alan. 18 hektarlık alanın içerisinde yeşil alan da var, konut alanı da var, ticari alan da var. Hepsi riskli alan ilan edilmiş. Orada yeniden bir plan yapılmış. Arsa haline gelen park 7 dönüm herhalde görünüyor. Yeni planla birlikte sadece bu alana kazandırılan park alanı 23 dönüm. Yani sosyal medyadan yazıp çizenler, kahramanlık edenler, iftira atanlar, yani çok ağır şeyler konuşacağım ama yakışmıyor. Yani makamımıza da yakışmıyor, bize de yakışmıyor. Yani iftirayla, neyse oralara çok girmeyelim de. Ama 7 dönümlük park arazi olmuş, karşılığında 23 dönüm parkı tekrar bu bölgeye kazandırmışız. Herhalde yeterli geldi. Şahin Bey, teşekkür ederiz. Yani bu pası da bize attığınız için.